Merhaba değerli Fenerbahçe ailesi. Bugün sizlerle bir sürpriz programla birlikteyiz. Geçenlerde zaten bunun duyurusunu yapmıştık. Fenerbahçe Beko'da iç ve dış transferde gelişmeler var. Sözü çok fazla uzatmadan Uğur'a vereceğim ama konu başlıklarımız şöyle. Bizim daha öncesinde herhangi bir duyum almadığımızı söylediğimiz Papayannis olayıydı ama Uğur'un çok derin araştırmaları sonucunda çok da yeni gelişen bir durum aslında. Çok eskiye dayanan da bir transfer teklifi değil ama yeni yeni zaten şekillenmeye başlamış bir transfer görüşmesi var. Daha doğrusu transfer isteği var Papayannis'le ilgili. İkincisi de iç transferde Fenerbahçe'nin Nigel Hayes ile sözleşme görüşmelerine başladığı ve Uğur'un bu konudaki özel açıklamalarını dinleyeceğiz efendim. Öyle söyleyebiliriz. Uğur, şöyle girelim. Dün aslında Real Madrid maçında ne yazık ki aslında iyi bir ilk yarı sayılır. Oynadık gibi aslında kafa kafaya giden bir maçtı ama 3. çeyrekte ne yazık ki bir anda gene çok ağır demoralize olduk. Yine çok basit hatalar. Savunmada olsun, hücumda olsun, özellikle hücumda çok yanlış tercihler. Gene formsuzluğun zirvesine çıkmış birkaç tane oyuncumuz vardı. Önümüzdeki seneyle ilgili de artık bazı oyuncularımızın da takımda yer alamayacağı çok artık aşikar şekilde ortaya çıkmaya başladı. Onu da söyleyebiliriz. Yani hiç sezona giremeyen oyuncularımız var. İyi başlayıp kötüye giden oyuncularımız var ama hala belirli bir seviyede de direnen oyuncularımız var. Ara sıra ufak tefek düşüşler olmasına rağmen yarın çok önemli bir Baskonya maçı oynayacağız. Fenerbahçe'mize başarılar dileyelim. Ya umuyorum ki oradan bir galibiyet çıkartabiliriz. En azından şu playoff için artık bir garantileyelim istiyoruz. Ama tabii burada artık en kötü ihtimal 5. kalmak da çok önemli. Ya da en kötü 6. olup nispeten dişimize göre Barcelona ile oynamak çok daha iyi olur. Tabii Barcelona'da tam kadro oynamak şartıyla onu söyleyebiliriz. Tabii ki işin esprisi kimle oynarsak zor. Sevgili Uğur, sözü sana bırakıyorum güzel kardeşim. Güzel bilgilerini paylaşırsan çok mutlu olurum. Vallahi öncelikle şöyle, yani Real Madrid maçıyla başlamak istiyorum. Onlara gireceğim zaten Tabii. transferlere de. Yani Real Madrid maçında bizi üzen performanslar var ve gerçekten artık seneye bu takımda sözleşmesi olmasına rağmen devam edip etmeyeceğiyle alakalı da bence artık staff'ın da, GM'in de neyse artık düşünmesi gereken dönemler olabilir. Tabii başımızla beraber evet basketbol bilgisine, IQ'suna eyvallah saygı duyduğumuz bir performans, bir kariyer daha doğrusu. Ben Evet. Kalates'te başlamak istiyorum şahsen ama Doğru. yani anahtar teslim edip takımı bırakır mısın kaptan olarak? Çok zor. Çünkü belli ki artık ayaklar ve kafa yani beyin ve nasıl söyleyeyim sistematik problem yaşıyor Kalates. Yani durması noktasında, hareket etmesi noktasında, şu tek noktasında zaten sıkıntılıydı. Ama dün baktık ki artık yani bize daha kreatif, daha hızlı, daha transition hücumunda. Ya bunu Kalates'i kötülemek için gene söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hep söylüyorum. Basketbol IQ'muza, basketbol Tabii. bilgimize bize ayıp olur yani. Burada bizi izleyenlere ayıp olur. Yani ben hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamasın bu benim bir görüşüm, bu benim bir yorumum. Biz Kalates'i ikincilemek yani yedeklemek anlamında. Yani o Kalates yedek kalacağı bir düzenden bahsediyoruz ama Kalates eğer kalacaksa dahi, bak bunu altını bir çizerek söylüyorum. Dünkü maç üzerinden söylemiyorum. Dünkü maç artık nasıl söyleyeyim? Tüme varım oldu artık bence. Yani ikinci bile olabilecek pozisyonda şu an için bana kadar. Üçüncü daha doğrusu yani. İki transfer daha yaparsın oraya üçüncü Kalates koyarsın. Yani hani Bobby Dixon, Sulukas ve Brad Monovic üçlüsü vardı hatırlıyorsan. Doğru. Tamam o kadro kalitesinde ulaşabilecek bütçe yok şu an Fenerbahçe'de eyvallah ama şu an zaten elinde hali hazırda hani bu seneki Dorsey'nin gelecek ki ben Dorsey'nin transferinin bile çok geciktiğini tamam gerekli olduğunu ama bu yıl içerisinde daha nasıl söyleyeyim fayda maksimizasyon anlamında daha fayda alabileceğin potansiyelli isimler olabileceğini düşünmüştüm. Açıkçası gidilebilirdi. Mesela Tyler Dorsey üstünde de çok kalındı. Bu sene için söylüyorum. Yoksa gelecek sene için iyi bir Tyler Dorsey tabii başımıza yeri var. Onda sıkıntı yok zaten. Onu hep konuştuk burada. Ama dediğim gibi tamam uzun da rotasyonu biraz önce sonra da konuşacağız zaten transferini. Ama dediğim gibi uzun da kısada da artık kısada biraz daha az olur diye düşünmüştüm ama sadece sanki evet Darius Thompson'la konuşmuştuk daha önceki programlarda. O da en geç yaşta 200 asist sayı barajını Evet. geçen oyuncu oluyor ligde. Ya bunların hepsi bir done olur. Yani demek ki bir şeyler var yani dolu bir Doğru. şeyler konuşuyoruz ve dolu oyunculardan bahsediyoruz. Tabii ki Kalates'in döneminin çok
iyi oyuncularından biriydi ki Atlanta Hawks yapabildi. Yani bugün DM MVP'ler isim vermeyeyim. Onlar kim olduğunu biliyorlar. Şampiyon bile olmuş olsa Euroleague'de NBA yapamadılar veya da yapmak istemediler. Artık ben topu böyle bırakayım dedikodusunu yorumunu izleyenler yapsın. Ne demek istediğimi anlarlar. Yani o challenge'i gösterebilmiş bir yetenekten bahsediyoruz Calathes'ten ama şu an için öyle bir durum yok. Geldiği zaman hakeza gene aslında Veseli sonrası belki o nasıl söyleyeyim yani Veseli'nin gidişini unutturabilecek potansiyelde taraftarı o da hoş gelecek. Bize de o an için hoş gelen transfer yapıldı. Çok, biz de onu çok özlemiştik. Eminim o da bu ambiyansı çok özlemişti. Bir liseden bahsedeceğim. Evet, tabii ki onun da basketbol IQ'su zaten konuşulmaz veya düzenli yorum yapılmaz ama dediğim gibi olur. Ayaklarla artık yani fizik mentaliteyle kalite mentalitesi ayak uyduramadığı zaman işte problemler yaşanıyor. Çok ağır kalıyorlar artık. Ve zaten Euroleague'de gitgide hızlanan bir basketbol varken ayak ağırlığı bu kadar oyuncu olduğu zaman işte o transition hücumunu yani transition hücumu sadece defansta ofansı hızlı koşmak anlamında değil. Bazen set içinde bile transition hücumu oluyor. Çünkü artık öyle ki basketbolda bir kat iki kat da değil low post high post katından ters kat yapıp üçlük çizgisinde baseline'a kaçıp transition hücumu yaratabilme pozisyonu oluyor. Tabii bunu yapabilmen için de hızlı ayaklı oyunculara ihtiyacım var. O yüzden zaten bugün Darius Thompson diyoruz. İşte Shane Larkin'in kıymeti o yüzden hala önemli. İşte Ekobo'nun kıymeti o yüzden çok önemli. İşte mesela Okobo'yu görüyorsun abi. Yani şu an getirdiği nokta az bile. Monaco'yu az bir nokta değil. Yani ki hani şey Mike James sonrası düşünebiliyor musun? Yani bir de Mike James sonrası. Yani Mike James'den sonra gelen noktaya bak Monaco'yu. Adamlar bizim için mağlubiyet arkamızdaydı. Şimdi öyle geçtiler yani. Baktığında. Yani dediğim gibi daha efektif orada yararlanabileceğimiz oyuncular olacaktır illaki. Ben bu transfer döneminin biraz farklı geçeceğine inanıyorum. Çünkü yani Itudis evet tamam belki hani söylenebilir ki işte Yunan menşeli oyunculara gitti. İhsan önce zaten bildiği oyuncuya gitmek ister. Doğru. Evet, Euroleague piyasasında da oyuncu belki azdı ama biraz daha scouting işlerine yönelmemiz lazım. Çünkü yani yani bir insan orada yani Howard ve Darius Thompson çekebiliyorsa yani şey için konuşuyorum. Basko'yu bir örnek. İşte Monaco başka bir örnek. Yani bunu çekebiliyorsan sen de yapabilme olasılığının olması lazım. Yani Kuban'dan Darius Thompson'ı yani Motley gördün Darius Thompson'ı görmemiş olabilir mi? İtiyodist'e ama yani her transferde olacak diye bir şey yok ama ya buraları iyi gelmemiz lazım. Buraları iyi geçmemiz lazım. Ben bu transfer dönemini çok başarılı görmedim açıkçası. Baktığında bu total açıdan geldiğimiz nokta. İkincisi dediğim gibi Real Madrid maçı çok önemli bir kayıptı bence. Çünkü yani şöyle söyleyeyim kazandığın zaman çok başka şeyler konuşacak bir noktaya gelecekti. Çünkü Monaco'nun da kaybettiği bir akşamda Real Madrid maçı çok önemli bir kazanım olacaktı. Baskonya maçı da açıkçası Baskonya'yı da bir daha o nasıl söyleyeyim challenge'e sokmamak, o mücadele içeri sokmamak evet. Çok önemli olacak. Kritik bir maça çıkacağız çünkü çok. Yani Efes Kızılay'ın maçları da çantada keklik değil. Benim en çok güzel nokta çok sakatımız var. Yani Wilbekin'in bak ne kadar ihtiyaç olan bir nasıl söyleyeyim bir isim olduğunu şu iki şeyde gördük. Özellikle işin savunma kısmında birebir de çok çabuk geçiliyor Fenerbahçe. Bu çok büyük bir problem yani. Transfer olayına gelin mi yoksa sana topu atayım mı? Yok yani Real Madrid maçıyla alakalı dediğim gibi yani ben değerlendirmemi yaptım. İlk yarı kafa kafaya, ikinci yarı işte sakatlıklar, formsuzluklar derken gene saçma sapan böyle bir maç kaybettik yani. Gene bireysel hataların böyle zirveye çıktığı bir maç oldu. Tabii şu anda transferi de herkes böyle şiddetle böyle heyecanla beklediği için. Aynen, bir buçuk öncesinde zaten böyle ismi çıkmıştı ama biz açıkçası duymamıştık. Hayır böyle bir şey yok demiştik ama yakın zamanda aslında çok netleşen bir şey bu. Yani birazcık herkes Papayannis'i herhalde istiyordu böyle ismi ortaya atmıştı ama bizim yakaladığımız dönem hatta demiştik biz duymadık. Duyarsak zaten kesin yayını çekeceğiz diye. Ve sanıyorum değil mi birkaç gün önce de bir istek geldi Papayannis'le ilgili. Ya şöyle açıkçası o gün yani o transfer gelişmesi olan duyan kim varsa onu bilmiyorum. Hı. Saygıyı hak ediyorlar. Olabilir. Herkesin tabii. Kanaatleri kendine göre değişkenlik gösterebilir. Ama ben şöyle söyleyeyim açıkçası bu hafta içerisinde daha da çok daha netleşen bir transfer gelişmesi oldu. O da şöyle. Evet. Fizibilite raporunda açıkçası Itudis bu kıra zaten devam etmeyeceğini Yelitsa'nın zaten performansı gelecek sene de soru işareti doğurabileceği için
uzun rotasyonunda daha da size'lı ve hem şutu olabilen hem de post-up oyunlarında nasıl söyleyeyim, orada potansiyel bir güç olarak topu bitirebilen uzun Tavares gibi veyahut da uzun Amerikalı uzunların karşısında durabilecek bir uzun istediğini, yani daha statik, daha Türkçesiyle daha statik bir uzun istediğini söyledi. Çünkü Fenerbahçe'de baktığı zaman hakikaten nasıl söyleyeyim, eski tabirle Hüseyin Beşok gibi, yani hem hücum evet. atışı olabilecek, hem ribaund çekebilecek, hem şutu olabilecek, ya evet çok yaşa. Eski Tamer Uyguç, aynen öyle, yani iyi bir Tamer Uyguç. Onun bir önceki döneminde evlen Hüseyin Beşok olduğu için onu daha iyi hatırlarlar Hüseyin Beşok dedim. Yoksa Tamer Uyguç da var, haklısın. Yani bu çerçevede bir transfer istediği için en yakın transfer şeyi de, hamlesi de Papagiannis olacak. Ki şöyle, bu sadece hani insanlar yazmış işte şeyden dolayı, menajerlik şirketiyle alakalı değil. O tamamen işin tesadüf kısmı. O işin şey tarafı değil, yani pazarlık oluşmuş tarafı değil. Antetokounmpo da bu pazarın içerisinde değil. O başka başka olaylar. Antetokounmpo zaten Panathinaikos'a gitmek istediğini zaten kendisi söyledi. Yani o yüzden Papagiannis transferi de bence Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşündüğüm bir transfer. Çünkü o bölgede, o pozisyonda oynayabilecek bir uzunumuz yok. Yani bizim uzun gibi uzunumuz yok. Yani bizim uzunlar hep genelde, biraz Cekir'i ayırıyorum orada. Yani bu Kurs, Bielitsa daha çok nasıl söyleyeyim, high post ve low postta sadece boyalı alanda çok daha iş yapan, pota altında çok dövüşebilecek, birebir de onu bırakıp orada iş yapabilecek insanlar, yani pozisyonunun oyuncuları değiller işin açısı. Çok farklı özellikleri var ayrı, ama pozisyon oyuncusu istiyor oraya bir tane, yani böyle Tavares gibi. Bir uzun istiyor, statik bir uzun istiyor. Hem savunma yönü güçlü, hem de hücumda iş bitirici bir uzun istiyor. O yüzden Papagiannis'in de şu anda sözleşmesindeki şartnameler Fenerbahçe'de uygun geldiği için önemli bir yol kat edilmiş vaziyette. Bence olumlu buluyorum. Muhtemelen de zaten Booker'la sözleşme zaten uzatılmayacak. Jekir konusunda bir yıldan sözleşmesi var Jekir'in, ama yani basketbolda sözleşmeler esnek, yani flexible olduğu için. Evet, futbol gibi değil. Olabilir açıkçası, ama ben hani Jekir'i, yani kaldırsa da şaşırmam, kalmasa da çok da üzülmem işin açısı baktığı zaman, eğer oraya daha potansiyelli bir şey gelirse. Ben hatta Bielitsa'nın bir yıl sözleşmesi bir olmasına rağmen, ben Bielitsa bile şu an çok ekstrem bir şey söylüyorum. Yani bu bir haber değil veyahut da bir duyum değil. Zaten duyuma göre iş yapmadık da biz bu zamana kadar. Tabii. Sadece Real Madrid maçında da gördüğüm kadarıyla, yani sakatlık gerçekten, hani Bielitsa'yı 3 maç sahada görmemizi, 5 maç dışarıda bırakacak bir pozisyonda olursa, o biraz çok keyifli olacak gibidir yani bence. O kontrattan da çıkılabilirse başka başka opsiyonlar da doğurur diye düşünüyorum. Yani evet, Papagiannis olayında bir artık nabız yoklama var ve artık gerçekten ciddi bir konuşma var. Ama Papagiannis de hala şu an NBA ile alakalı işini bitirmiş değil. Hala oradan bir transfer söylentisi haberi var, ama ben artık şöyle düşünüyorum. Yani Euroleague özelinde gelecek sene Fenerbahçe harici bir takıma giderse şu noktadan sonra çok şaşırırım diyorum açıkçası. Artık daha ne desem bilemiyorum. Anlamışlardır insanlar. İç transfere gelirsek de zaten aslında bizim seninle gün aşırı konuştuğumuz, artık herhangi bir yerinde olmasını beklediği bir işti. Planlama var zaten Fenerbahçe'de hali hazırda. Gudur işte zaten en son noktaya çekildi adam. Evet. Daha önce işte Tyler Dorsey'le yapılan uzun süreli bir sözleşme. Buran Arcelis de tabii haliyle katıldı. Ona da 2+1 sözleşme teklif edildi. Arcelis'e çok çok olumlu bir görüş, geri dönüş sağlamış. Yani çok mutluyum, burada kalmak istiyorum bu organizasyon içerisinde diye. Bir sıkıntı yaşanmayacak. Orada muhtemelen ben yani bir ayak kalmaz ya, bu ay içerisinde bir açıklama gelir diye düşünüyorum. 2+1 diye duydum, ama 3 de olabilir direkt, ama 2+1 olacağını düşünüyorum. Öyle bir bilgi geldi bana. 2+1 yani 3 yıllık, yaklaşık 3 yıllığına gelecek bir sözleşmeyle Fenerbahçe'yi imzalayacak. Ben Deschamps'le de alakalı sözleşme uzatılma teklifi, yani zaten Deschamps'in opsiyonu bizde zaten. Opsiyonu bizde, ama opsiyondan çıkıp yeni bir sözleşmeyle, onu da 2+1 bir sözleşme kararını vermiş. Itudis ilk başta kararsız olduğunu, Deschamps'den ama artık son koyduğu performanstan dolayı
Ki hakikaten yani bunların ikisi de cevher oldular şu an Euroleague piyasasında. Nigel Hayes'de de Şampiyer. İkisi de 2 artı 1 sözleşmesiyle gidecek Fenerbahçe ama şu an Deşampiyer yayını daha sonra yaparız eğer gerçekleşirse. Daha da net bir bilgi alırsam. Ama daha yakın olan şu an Nigel Hayes. Nigel Hayes'le ilgili ben bugün şeyler okudum, hatta değerli gönül dostlarımızdan yazanlar da olmuş. Bazı kaynaklara göre de Nigel Hayes'in 2 artı 1 kabul etmediği, 1 artı 1 istediği söyleniyor. Şimdi de böyle bir durum var hani. Ama tabii ki sana gelen duyum tabii ki 2 artı 1'i. Fenerbahçe 2 artı 1 istiyor. Zaten Nigel Hayes zaten 1 artı 1 istiyor. Doğru duymuşlar. Evet. Evet doğru, hani. Doğru. Ben hani onu şey olarak söyledim, hani gönül dostlarına dedim ki yani bunlar dedim çok ufak tefek pürüzler, hani aşılmayacak işler değil. Aynen. Oyuncu zaten burada kalmak istediği için zaten artı bir sene opsiyonda herhangi bir zaten bir sıkıntı yok. Ama tabii kulüp belki de biraz daha fazla aidiyet duygusunu ona böyle aşılamak anlamında herhalde 2 sene istiyor. Ama Nigel 1 artı 1 istemiş. Bu aşılamayacak bir sorun değil. Hani sonuçta yani sonuçta 1 artı 1 yaparsınız. Dediğin gibi opsiyon senesinde opsiyondan çıkarsınız. Belki direkt 2 senelik de imzalayabilirsiniz. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Nigel Hayes burada kalmak istiyor. Fenerbahçe oyuncudan memnun. Bir de Deschampierre'le ilgili, evet söylediğin çok önemli. Deschampierre'in de kalması Nigel Deschampierre ikilisinin Fenerbahçe'yi nasıl bir boyuta çıkardığı ortada. İşte Deschampierre'in bir olmayışı gene takımdaki bütün dengeleri bozdu. Biz ne kadar yani bazen eleştirsek de hani sezona ne kadar kötü başlasa da tam form tutmuşken işte Deschamps'ın sakatlığı o kadar kötü oldu ki ya yani şöyle söyleyeyim, resmen aslında çarktaki en böyle kritik dişliği kırdı. Yani böyle hani sanki orada böyle vida böyle boşa dönüyor şu anda. Vida'nın böyle en böyle önemli somunu böyle sanki kırılmış, böyle orayı çok ciddi derecede aksatıyor. Dediğin gibi tabii ki Wilbekin'i de arıyoruz. Mesela dün seninle konuştuk. Özellikle ilk yarıdaki oyun performanslarımıza bakarsak tam bir de Şampiyer maçıydı. Tam bir de Şampiyer maçıydı. Çünkü özellikle Gudur için de Hezonya üzerinde kurmuş olduğu üstünlük vardı. Hezonya'nın çok ciddi faul problemine girdi. Biz Tavares'i de orada hemen baktığın zaman kafadan 2 faul problemine soktuk ama işte ne yazık ki Motley de çok erken faul problemine girdi. Motley'i hiç kullanamadık orada. Özellikle bir üçüncü faul çaldılar. Zaten o inanılmaz yani. Motley'i itiyorlar. Motley oyuncuya çarpıyor ve faul bize çalınıyor. Bir de Uğur şöyle bir şey vardı dünkü maçta. Şöyle söyleyeyim sana. Ya 2 tane gerçekten çok kalp kıran üçlük yedik. Yani muhteşem savunma yaparken bir tane Rudy'den bir tane Hanga'dan böyle. Artık o saliseler kala topu böyle ellerinden alıp resmen fırlattılar. O 2 tane üçlük. Yani bir anda Fenerbahçe dönen ritmi ne yazık ki tekrardan geriye çevirdi. Onu söyleyebilirim. Biraz da Papayannis'le ilgili konuşacağım. Aslında benim biliyorsun senelerde çok beğendiğim bir oyuncu. Biz seninle kanalı başlatmadan önce bile Papayannis'le ilgili ben düşüncelerimi söylerdim. Tabii ki her oyuncu gibi artıları eksileri var işte. Bence en büyük eksisi birazcık ağır kalması mesela. Müdafaa değil kötü, çabuk geçiliyor. Yani yukarıda kısayla kaldığı zaman çok fazla bir şey beklenebilecek pozisyonda olmayabiliriz. Yani bir Vesely etkisi bekleyemeyiz. Lakin boyalı alanda gömülü kaldığı zaman çok ciddi derecede bir blok tehdidi olduğu bir aşikar. Yani çok rahatlıkla mesela kimse onun üzerinden mesela turnike atmak, atıyor mesela yakın mesafe stop jump shot'lara kalkmak çok da böyle nasıl diyeyim oyuncu için rahat olmuyor. Rebound problemimizi çok ciddi çözebilir. Şöyle bir durum söz konusu çünkü bizi izleyen birçok izleyicimizin söylediği bir şey var. Fenerbahçe'nin artık mesela yani böyle 2.20 civarlarında bir uzuna ihtiyacı var gibilerinden. Bu tarz mesela işte hep bize yazıyorlardı mesela Papayannis olabilir, işte Kumadji olabilir gibilerinden. Bunlar tabii ki çok çok önemli. Yani şimdi oyuncunun boyu sanıyorum zaten tam 2.20. Yani tam evet. Aslında böyle bizim de değerli aile üyelerimizin bahsettiği şekilde bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de tabii Yunan olmasında ben etkisi olduğunu düşünüyorum tabii ki. Koç Itoudis bildiği oyuncularla çalışmak ister. Fenerbahçe için olumlu bir adım olabilir. Temennimiz de zaten şu andaki kadro planlamasına bakarsak işte Bielitsa'nın durumu ne olacak belli değil. Hani Jekir için yani tam şarkı sözü gibi oldu hani sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden modundayız yani net bir şekilde Jekir ile alakalı. Bu kır zaten gidecek. İşte orada zaten bir Papayannis yetmeyeceği için işte Papayannis Motlin keşke inşallah başarabilirsek oraya belki sözleşmesi bitecek olacağım. Bir de Sertaç hamlesiyle aslında Fenerbahçe'nin çok caydırıcı ve çok tehdit edici bir uzun rotasyonu oluyor. Kısa konusunda da zaten bugün yayınla alakalı yazmışlar. Darius Thompson mı geliyor gibilerinden ve gene Larkin ismini zikretmeye başladılar. Şu anda hiçbir şey söyleyemeyiz Larkin'le alakalı. Bu benim sadece naçizane bir öngörüm. Benim düşüncem bu illa olacak diye bir şey yok ama ben playoff
yarışına dahil olamazsa Anadolu Efes'te birazcık açıkçası yaprak dökümü olacağını düşünüyorum. Hani orada çünkü bir doymuşluk var. İster istemez oyuncular belki şanslarını başka yerde denemek isteyeceklerdir. Başka projelerin içinde olacaklardır. Ama bu tabii ki Efes'in açıkçası 3 hafta sonraki durumuna bağlı. Öyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin geçen sene çok ilgisi olmuştu Larkin'le alakalı ama işte ne yazık ki bütçesel olarak çıkamadığımız paralar oldu. Bir de bunu niye söylüyorum? Clyburn'un açıklamalarından dolayı söylüyorum. İşte aile içinde yaşananlar dışarıya çıkmamalı, ailenin içinde kalmalı gibilerinden. Sanki orada da bir pişmanlık var gibi. Çünkü farkındaysan Clyburn böyle belirli dönemlerde sosyal medyada hep böyle sistemkar, işte kafa karıştırıcı açıklamalar yapıyor. Larkin de Orada öyle. da biliyorsun. Efendim, değil mi? Yani sene Larkin de öyle. başında biz de çok istemiştik ama ya şimdi tabii ki çok iyi bir takım. Kağıt üzerine baktığımız zaman çok değerli oyunculardan kurulu. 2 senenin şampiyonu bir takımdan bahsediyoruz ama işte bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Mesela biz de şampiyon kadromuzun üzerine mesela Nando De Colo falan çektik. Şampiyonluklar gelmedi. Yani baktığınız zaman kötü de sezonlar geçirmiş olduk ki Obra dönemine falan denk geldi bunlar. O yüzden transfer süreçleri uzun ve meşakkatli Ya süreçler. Ya şampiyon tabii. kadro üzerine Brad Wanamaker çekti konuyu. Kesinlikle. İşte kesinlikle. Yani ama yeri gelince olmayabiliyor, başaramayabiliyorsunuz. Ha biz orada tabii ne yazık ki son kertede kaybettik ama işte Efes'in düşüşü biraz daha hızlı oldu gibi bizden. Açıkçası hani biz işte şampiyon olduk, ondan sonra final, sonra yine Final Four içinde kaldık. İşte yok pandemisi, efendime söyleyeyim erken biten sezonlar, sayılmayan galibiyetler derken aslında biraz uzak kaldık ama Efes şimdi yani 2 sene zirve yaptı. Şu anda kalacak mı kalamayacak mı playoffları belli. Tamam Milano galibiyeti onlar için çok önemli ama kaderleri çok fazla kendi ellerinde değil. Yani Evet. çok böyle ne derler fazla denklemin döndüğü. Bizim milli takımın böyle Dünya Kupası'na katılma ihtimalleri olurdu ya mesela işte alakasız bir şekilde işte Uganda'nın ne bileyim İsveç'i yenmesi falan gerekiyordu ki işte biz en iyi üçüncü olacağız Tabii falan. tabii. Efes o durumlarda ama dediğimiz gibi yani Efes'te de yaşanan gelişme de olsa tabii ki de Efes'ten Fenerbahçe görmek istediğimiz oyuncular olur diyelim. Benim söyleyeceklerim bunlar olur. Senin eklemek istediklerin varsa senden de son sözleri dinleyelim. Akabinde de zaten yayını kapatalım. Yo, çok teşekkürler ederim. Yani daha söyleyecek bir şeyimiz yok. Dolu dolu bir program oldu bence. İzlesinler, çok keyifli. Altlarında da doldursunlar yorumlarını. Çünkü onların yorumlarına her zaman ihtiyacımız var. Ben bir de naçizane seninle daha sonra onun kararını veririm ama gerçi dedi ki onlar belirlesinler diye. 3.500 yani aboneye geldiğimiz zaman bir hediye daha verelim Tabii ki. istiyorum ben. Tabii O ki. yüzden bence butonlara basmaya ve abone olmaya devam etsinler. Biz verdikçe vermek istiyoruz çünkü. Bizim vermemekle alakalı bir tereddüdümüz yok. Yani biz paylaşmak istiyoruz. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Onlara dokunabilmek, onlarla beraber yaşamak ve yaşatmak istiyoruz bu kanalı. O yüzden naçizane bizimle beraber olurlarsa ve bize gönül verip devamlılık sağlarlarsa bütün eş dostlarına, kimler varsa başımıza beraber, bugün onlara, yarın başkalarına biz her defasında ulaşmak için burada can atıyoruz. Her şey onlarla daha güzel. Aynen öyle. Küçük hediyeliklerimizi yolladık, formamızı yolladık. Şimdi 3.500 abonede de artık değerli kazanan talihli gönül dostumuza istediği bir şeyi tabii ki hediye edeceğiz. Makul olmak kaydıyla diyeyim şöyle şaka 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 tabii hiç problem değil efendim. Zaten her şeyden önce gönüllerde tabii ki Fenerbahçe forması yatıyor tabii. Bu bir aşikar. Muhtemelen de öyle bir şey olacaktır ama dediğin gibi bu bizim vermekle ilgili hiçbir problemimiz yok. Ne arzu ederlerse Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinden Feneryum'dan tabii ki bir gönül dostumuza küçük bir hediyemiz olur diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı. Bunları hiçbirini unutmuyorsunuz efendim. Her geçen gün büyüyen bir aileyi sizleri de ailemizin içinde görmekten çok büyük şeref duyarız, mutluluk duyarız. Hepinize sarı lacivert günler diliyoruz. Baskonya'yı yeneceğiz. Esenlikler, hoşçakalın.